Sayın genel başkanlarımız, değerli konuklar, kıymetli basın mensupları, bu önemli güne bizlerle birlikte tanıklık eden kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ortak politikalar mutabakat metninin bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik, dijital dönüşüm, eğitim ve öğretim bölümlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Seçimlerden sonra uygulayacağımız bilim politikası ile Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve uluslararası saygınlığını Cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım felsefesine uygun bir şekilde yeniden tesis edecek, Türkiye'yi bilimsel ve teknolojik bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bilim politikamızı insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla yürüteceğiz. Beyin göçünü engellemek ve tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız. Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak, akademisyenliklerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacak, yetişmiş insan gücümüzün şiddetin mağduru olmaktan çıkartacağız. Üniversitelerin araştırma şartlarını ve imkanlarını iyileştirecek, üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma desteği ve burs imkanlarını artırarak istihdam problemi yaşamadan eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlayacağız. TÜBİTAK'ı sadece araştırma enstitüleriyle kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz. Araştırma, teknoloji ve yenilikçiyi üniversitelerde, özel sektörde ve kamuda destekleyeceğiz. Türkiye Endüstriyel Tasarım Enstitüsü'nü kuracak, Türk Tasarım Danışman Konseyi'ni etkin hale getireceğiz. Telif hakları, marka ve patent hukukunun işlemesini sağlayacağız. Yüksek teknoloji, yazılım, siber güvenlik, yapay zeka şirketlerinin kuracakları bölgesel merkezleriyle Ar-Ge ve Ür-Ge ofislerini destekleyeceğiz. Teknokentleri ortak laboratuvar ve altyapılarla sinerji ve inovasyon ortamına dönüştürecek, teknopark teşviklerini fiziksel mekandan bağımsız hale getirerek tüm Türkiye'yi teknopark yapacağız. Değerli konuklar, kalkınma hamlemizin merkezine yenilikçi, yeşil ve dijital dönüşümü benimsemiş girişimcilerimizi yerleştireceğiz. Yeni girişim şirketleri startup kanununu çıkararak girişimciliğe ilişkin hukuki tanımları, statüleri, mali yükümlülükleri ve teşvikleri net bir çerçeveye kavuşturacağız. Startuplar başta olmak üzere girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyecek, finansal araçları çeşitlendirecek, girişimcilere yönelik hibe ve teşvik sürecini sadeleştirip süreçleri kısaltacağız. Yenilikçi firmaların orta uzun dönemli gelişimini desteklemek amacıyla kredi garanti fonunu etkin bir biçimde kullanacağız. Firmaların e-ticaret, sanal mağaza, dijital tasarım, kişiselleştirilmiş ürünler, çevreci ürünler gibi alanlarda beceri ve imkanlarını destekleyeceğiz. Kadın ve genç girişimciliğe yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Fonu ile uluslararası finansman kuruluşlarının katkısını artırarak girişimci ve yenilikçi şirketlerin risk sermayesine erişimlerini kolaylaştıracağız. Değerli konuklar, Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bağımsızlığını sağlayacağız. Yapay Zeka Etik Kurulu'nu oluşturacağız. Yeni teknolojilerin en hızlı şekilde yayılmasını sağlamak için operatörlere 5G lisanslarını en kısa sürede vereceğiz. Nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranında OECD seviyesini yakalayacağız. Vatandaşlarımızın her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, internet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. Dijital hizmet vergisini ve VTK kesintilerini azaltacağız. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Dezavantajlı gruplar, öğrenciler ve öğretmenler için dijital hizmet ve donanım vergilerini yeniden düzenleyecek, bu gruplara gelir düzeylerine göre bedava veya indirimli teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlayacağız. ...6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız. Her sınıfa en az bir tane internete bağlı cihaz temin edecek, her okula donanım, yazılım ve fiber internet bağlantısı sağlayacak, okullarda bilgisayar laboratuvarlarını iyileştirecek ve etkin biçimde kullanılmasını sağlayacağız. Meydanlar, kütüphaneler gibi ortak kullanım alanlarında kesintisiz ve ücretsiz internet hizmeti vereceğiz. Yasal mevzuatı tüm kullanıcıların sosyal medya mecraları üzerindeki ifade özgürlüğünü ve kişisel mahremiyetlerini koruyacak şekilde ve geniş bir istişare ile yeniden düzenleyeceğiz. Dijital varlıkların ödeme sistemleriyle entegrasyonunu sağlayacak teknolojilere ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Değerli konuklar, fikri, irfanı ve vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Muasır medeniyet seviyesine çıkmak için eğitimi toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak tüm paydaşların katılımıyla yeniden yapılandıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatlı atamaların yapılmasını esas alacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevlendirme ve ilerlemelerde kıdem, yönetim tecrübesi, yeterlilik, proje, ödül, yüksek lisans, doktora ve benzeri somut kriterleri esas alacağız. Talim ve Terbiye Kurulu'nu liyakata esas alan yapısıyla politika belirleyen, eğitim öğretime yön veren etkin bir konuma kavuşturacağız. Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz. Okul öncesi, ilk öğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz. Anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta,
kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz olarak karşılayacağız. Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde mutlaka sağlayacağız. Orta öğrenime geçişlerde sınav odaklı değil, süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. Liselere giriş sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız. Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız. Zorunlu eğitimi 1 yıl okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1 artı 5 artı 4 artı 3 şeklinde uygulayacağız. Çocuklarımıza 3 yaşından itibaren dil, zeka ve beceri gelişimlerini, doğayı tanımalarını, değerler eğitimini, kişisel, fiziksel ve eğitsel gelişmelerini bütüncül bir yaklaşım ile sağlayacağız. İlkokulun 5. sınıfını bir üst öğrenime akademik hazırlık programı şeklinde, ortaokulun ilk yılını ise yabancı dil ve kodlama hazırlık sınıfı şeklinde yeniden düzenleyeceğiz. Sınıfların çok kalabalık olduğu yerlerde yeni okul yapımına öncelik vereceğiz. Kız çocukların okullaşma ve okula devam oranını artıracak gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Hiçbir öğrencinin tercih etmediği bir lise türüne ya da programına gitmek zorunda kalmayacağı, öğrencinin ilgisi, tercihi, yeteneği ve akademik başarısını esas alacak bir rehberlik ve yönlendirme sistemi oluşturacağız. Öğrencilerin en az bir yabancı dil öğrenmesini ve yazılım ile kodlama becerisi kazanmasını sağlayacağız. Eğitime erişim imkanı olmayan bölgelerde merkezi yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu liseleri yaygınlaştıracak yatılı teknoloji liseleri açacağız. Yüksek Öğrenim Kurumu YÖK'ü kaldıracak, yüksek öğrenim kurumlarının akademik, idari ve mali özelliğine müdahale etmeksizin yüksek öğrenimin planlanması ve yüksek öğrenim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız. Yüksek öğrenim kurumlarının bilimsel, idari ve mali özelliğini güvence altına alacak, yönetim ve denetimlerinin kendi öğretim üyeleri arasından seçimle oluşturdukları organlar eliyle gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Her şehre, her ilçeye bir üniversite açma anlayışını değiştirecek, ülkemizin hedef ve ihtiyaçlarına göre üniversite, fakülte ve bölümlerin yeniden planlamasını ve yapılandırılmasını sağlayacağız. Yüksek öğrenime bütçeden daha fazla kaynak tahsis edeceğiz. Üniversite arazilerinin ranta kurban ettirmeyeceğiz. Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite kampüsü etrafındaki binaları kiralama yöntemiyle genişletilmiş kampüs uygulamasını başlatarak üniversitelerin yurt sorununu tamamen çözeceğiz. Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burslarının yeni bir anlayışla ele alacağız, dağıtım süreçlerini şeffaf hale getireceğiz. Değerli konuklar, öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliğiyle saygınlığını artırmayı temel önceliğimiz yapacağız. Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz. Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız. Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişim,
erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracak, durumlarına göre gerekli araç, gereç, döküman ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacağız. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerimizi objektif ölçütlerle tespit edecek, bu öğrencilerimiz için özel okullar açacak, özel destek programları hazırlayacak ve okul dışı eğitim olanakları ve burs imkanı sağlayacağız. Erken çocukluk eğitiminden liseye kadar olan tüm eğitim kademelerinde okulun öğrenci sayısına göre ihtiyacı karşılayacak nitelikte rehberlik ve psikolojik danışmanlık kadrosu oluşturacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.